Efendim, yeni yıl özel programıyla Güldür Güldür'e hoş geldiniz. Yılbaşı klasiklerinden biri de piyangodur. Var mı piyango bileti alanlar? Bana çıksa. Öyle olmaz, mikrofonla. Bütün gençleri okutacaksınız. Adınız ne? Fatma, Özlü. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. 50 milyon lira çıktı. Evet. Tamam, hepimiz iyi insanlarız. Hepimizin içinde iyi duygular var ama. Muhakkak. Yani sen hiç mi şaşırma? Yani şöyle ki çok heyecanlanırdım. Ondan sonra herhalde bir hastanelik olurdum. Ne için o çıktı bayıldınız? Heyecan. Olurum çünkü bende biraz da panik atak var. Evet. O yüzden bir hastanelik olurdum eğer ölmezsem orada. Diyelim kalktınız taburcu oldunuz. Doktorlar geldi her neyse ben evime gittim. Oğlumu çağırdım. Ha bunu yaşadınız siz yani. Yaşamadınız, siz oğlanı çağırdınız. Siz yaşatıyorsunuz hayal olarak. Ben yaşatıyorsam bir 5 milyon da bana. İnşallah. Neden olmasın? Evet. İnşallah. Gelir oğlum herhalde. Ne yapacağımıza... Gelmez mi? Evet. Karar vereceğimize bakarız. Ondan sonra parayı bankaya koyarım. Akrabalarıma ne yapacaksam yaparım. Ne yapacaksınız o akrabaları? Ev olmayanı ev alırım, iş olmayanı. İlk önce bir de şu var. Çocukları okutacağım dedim ya. Bir de bütün hastaneleri gezerim. Garip insanların, paralarını ödeyemeyen insanların parasını öderim. Evet. Sizin yani 4 günde bitireceksiniz parayı. Vallahi kaç günde biterse bitsin. Haydan gelen huya gider. Ya. Biz 11 kardeşiz. 11 kardeş. 11 kardeşiz. Bravo. Vallahi babama mı bravo? Anneme mi bravo? Babama bravo diyor. Ben çok konuştum, artık konuşmayayım. Siz ilk 11'in forvetisiniz galiba. En az azılları benim. Yani peki kendiniz için ne yaparsınız? Kendim için ne yaparım? Bütün dünyayı gezerim. Görmediğim ilk önce Türkiye'mi gezerim. Bu nasıl bir 50 milyon ya? Efendim? Bütün hastaların parasını yok, para ödedik. Bitmez. Bütün gençleri okuttuk. Bütün hastaların parasını ödedik. Evet. Dünyayı gezdik. 11 kardeşe ev aldık. Şu anda borçtasınız. Kredi çektiniz. Yok. Neyse. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Bakalım yeni yıla bir yarışma programıyla giren bizim ailelerimiz neler yaşıyormuş izleyelim. Buyurun. Evet efendim, babalar ve oğullar yarışıyor yılbaşı özel programına. Hoş geldiniz. Öncelikle Koç Yiğit ailesini tanıyalım. Evet, ben kendimi tanıtayım. Benim adım Bahadır. Yarışmanıza liseden katılıyorum. 3 tane şarkı çalabiliyorum gitarla. Şu an kız arkadaşım yok ama buradan bütün kızlara sesleniyorum. Bir gün olabilir. Lan! Çekil lan şuradan lanetli genç. Çık şu tarafa. Ne konuşuyorsun hemen karı kız? Ne konuştuk biz seninle? Allah Allah Bahadır. İnsanı sinir etme kuzum. Ne olursun. Efendim merhabalar. Ben Bilal Koçi. Merhaba efendim. Tahtakale'de küçük esnafım. Aynı zamanda bunun babasıyım. Aynı zamanda da bunun zoruyla katıldım zaten yarışmaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Sırada Mircan ailesi var. Hemen kendimi tanıtabilirim ben. Tweet adresimi veriyorum. Küçük Uba 6-34. Kızlar takip etsin, takip edene talip olurum. İbo, senin beynin lens mi yavrum? Geç şu tarafa, geç. Fikri Beyciğim, merhabalar. Merhaba. Efendim ben Şevket Mircan. Yüksek mühendisim, asla alçalmam. Evet, çok güzel. O zaman bilginin ve zekanın yarışması başlıyor efendim. Pas! Pas! Bir dakika. Biz yarışmadan çekiliyoruz. Ben bunun bilgi yarışması olduğunu bilmiyordum ki. Bahadır! Ne lan bu özgüvenin sıfır zekalı oğlum senin? Niye getirdin babanı oğlum buralara sen? Biz çekiliyoruz Allah aşkına. Ya bu çarpın tablosunu görse... vallahi Picasso'nun tablosu gibi böyle bakıyor ya çocuk. Efendim asıl biz çekiliyoruz çünkü... biz ben bilmem babam bilir yarışması zannediyorduk ya. Şimdi bizim oğlan bu bilgi yarışmasıysa... bilgi kirliliği yaratır. Üzeriniz afiyet biraz maldır bu. Merak etmeyin efendim. Yılbaşı özel programı olduğu için sorularımız gayet basittir. Üstelik kazanan yarışmacılarımız bizden son model bir araba kazanacaklar.
Araba mı? Bahadır. Kuzum, Bahadır'ım, yavrum. Ulan yıllarca söyledim bak, kolay soru yoktur, az Bahadır vardır dedim. Hadi lan şaşırtma bana. Al o arabayı bana, hadi kuzum, hadi çocuğum. Merak etme baba, hepsini ezberledim. Attım buraya. Beyin bedava ya. Beyin bedava. Oğlum öyle hareketler yapma, korkutma babanı. Ulan kazanır mıyız acaba ya? Yok canım, nerede ya? Lan İbo, ömründe, şu kalan ömründe kullanacağın bütün zekayı, beyni bugün burada kullandı. Alalım ulan şu arabayı. Hı? Ulan ver şu telefonu, hadi çocuğum. Hadi. Hadi. Oğlum tamam, tamam sus. Al. Ulan telefonsuz açık bahçe hortumu gibi böyle bu ne? Evet, sanırım hazırız. Ve çocukları yanıma alıyorum. Birinci tur başlıyor. Hadi çocuğum. Ben böyle gideceğim. Bahadır! Yeme o hareketi, yemirim oğlum. Ya çocuğa şey yapmayın, bizim oğlanın da hatası. Hayır ama bizimki de yani... Önemli değil, şey yapalım. Neyse. Sorular çok basit çocuklar. Beyaz saçı ve sakalıyla tanınan ve yılbaşıyla özdeşleşen karakter kimdir? Cevap veriyorum, Hüseyin amcam. Her yılbaşı bize gelir, saçı sakalı böyle bembeyaz upuzun birbirine karışmış insan bir keser ya, pis herif. Yanlış. Ulan Çin malı. Oğlum senin salaklığın bile yan sanayi ya. Lan Bahadır, seni yetiştireceğime pamukta fasulye yetiştirseydim kuzum, öyle ama Bahadır. Ya siz bu çocuğun beynini nadasa mı bıraktınız ya? Vallahi beterin beteri varmış ya. Fikrem, siz cevap verebilir miyim? Evet. Cevap veriyorum, Fedon. Biz... biz her yılbaşı Fedon dinlemeye gideriz, tabak kırarız. Yanlış. Bu sene tabakları senin sırtında kıracağım İbo, sırtında kıracağım. Ulan kıvrımsız beyin. Ebe çocuk, ebe çocuk, ebe! Ulan eben olsam seni çıkarmaz, içeri ittirdim ya. Eben olsa... Yaz, hashtag yap, ebene yolla. Maşallah, sizin çocuk da yani beyin göçü yapmış Şevket Bey. O yüzden efendim bu tek çocuk. Neden? Biz bunu yaptıktan sonra annesinin özgüvenimizi yitirdik efendim. Vallahi ikinciye cesaret edemedik ya. Ya onu bana sorun, Allah'ınızı severseniz bunun bir anası var. Tay gibi. Kısrah gibi ama... buna bakınca elim varmıyor. Evet, bu turda her iki masamızda puan alamadılar. Aa! Neye şaşırdın acaba? Ebe çocuk, niye şaşırdın? Evet, ikinci bölümümüzde Ben Senin Ciğerini Bilirim bölümümüz var. Ve bu bölümde babalarımız çocuklarının verdiği cevapları tahmin etmeye çalışacaklar. Ve çocukları yerine alıyoruz, babaları buraya çağırıyoruz. İkinci tur başlıyor. Bilal Bey, Bahadır'a sorduk. Eve takdir belgesi getirirsen babanın ilk cümlesi ne olurdu? Allah belanı versin Bahadır. Sahte evrak işine mi girdin kuzum diye. Doğru. Doğru. Lan sen babanı nasıl da tanıyorsun yavrum kuzum benim? Kurban olurum sana. Baba özellikle kuzumun altını çizdim. Çizdim ama baba. Aa, aynısını yaptı bak, gördün mü? Gönder, gönder. Soruyu gönder. Biz biliriz. Babamla yarışma keyfi. Fikri amca da dahil. Hashtag yapmayın şuna, anana yolla. Şevket Bey, İbrahim'e sorduk. Üniversiteyi kazandığını babana söylersen, babanın ilk cümlesi ne olurdu? İbrahim git ananla dalga geç yavrum derdi. Doğru. Vallahi. Lan arabayı alacağız. Vallahi alacağız. Çek lan çek. Babamın yarışma sevinci de hashtag yapmayın şunu. Ama sevinçli göreyim seni. Daha sevinçli. Vallahi alacağız arabayı. Daha sevinçli.
Evet. Durumlar bir bir oldu. Şimdi de çocukları yanımıza alıyoruz ve üçüncü tur başlıyor. Evet çocuklar, sorumuz çok basit. Hızlı olan kazanacak. Hangi yıla giriyoruz? Lan ne düşünüyorsun? Ebe çocuk, ebe çocuk. Baksana oğlum, baksana. Ama şimdi o kopuyor mu Şevket Bey? Cevap veriyorum. Çam ağacı. Ya bu kopya çekse ne olur bu? Oha! Bahadır. Hadi yavrum, hadi sen bilebilirsin bunu, hadi. Geçen seneyi düşün. Ona bir ekle, ne oluyor? ...2560. Yok 3000. Yok 3000 Bahadır. Ulan Allah'ım ya Rabbim ya. Acaba seni hala aldırmak mümkün mü Bahadır? Bu ne oğlum? Nasıl bir cevap o? Ama baba, insan hissettiği yıldadır. Kırarım ağzını. Evet, final oyunumuza geldik. Ve her iki tarafta birer puanda. Allah. Bu durumda bu yarışmayı kazanan taraf... arabanın da sahibi olacak. Bu turda babalar ve çocuklarını yanıma alıyorum ve final oyunumuz başlıyor. Bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. İp çekme yarışması yapacağız. Ha bunu böyle... Evet, hangi taraf kendi tarafına çekerse... yarışmanın galibi de o olacak ve arabayı kazanacak. İp çekme dedi ama, ip çekme yapmamız gerekiyor. Çekmememiz gerekiyor baba. İp çekme de oyunu dedi baba. Yapma İbo, yapma. Espri yapma yavrum. Espri yapma. Bahadır, senin ipinle de kuyuya inilmez ama. Hayırlısı. Şevket Bey, belki de arabanın sahibi siz olacaksınız. Vallahi iple çekiyoruz ya. Espri bu. Hashtag yapmayışınla. Hazır mısınız? Sen hazır mısın? Hazırım baba. Bu hazır. Öfkeyle, nefretle, Toraman'la, Bahadır'la başla! Bahadır, asıl yavrum. Face'te kızlara asıldığın gibi asıl, hadi çocuk. Ya baba, adamlar ipimizi çekiyor. Baksana halimize ya. Baba, nasıl? Çekici miyim? Çekicisin. Çekicisin yavrum, çekicisin de. Senin çektiğini hiçbir çocuk çekmedi ya. Bahadır, asıl yavrum, asıl çocuğum. Bahadır. Baba, torumanı çekemiyorum, ne yapayım? İpim lan kuşağım. Silke lan kuşağım, hadi. Ulan ne yapıyorsun? İle çocuk, ile çocuk. Baba, tweetine onlarca retweet geliyor. Bakmasa mıydım? Ya çek ya, çek. Babamla kaybetme keyfi. Kazandınız. Ne yapayım? Yaz, yaz. Bahadır. Seninle bilgi ve yetenek yarışmasını mı kazandık? Sıfır zekayla. Allah'ım, ya Rabbim, acaba bugün ölüp zirveden mi raksak ya? Evet, babaların oğullarıyla gurur duyduğu yarışma. Efendim, önümüzdeki hafta demiyoruz. Yeni yıla girerken önümüzdeki seneye görüşürüz diyoruz. Hoşça kalın. Yeni yılın en büyük starı, en önemli geleneklerinden biri Noel Baba, öyle değil mi? Var mı Noel Baba ile çocukken karşılaşacağını bekleyen, ondan hediye aldığını düşünen? Hanımefendiye verelim. Ben Cemile Halaç. Cemile Hanım, öne doğru gelebilir miyiz? Gelmeye çalışacağım. Ha siz yurt dışından mı katılıyorsunuz? Aynen. Aynen. Haberimi almıştınız. Bana dediler ki Cemile gelecek, ona göre. Öyle mi? Evet, Noel Baba hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bildiğiniz gibi ben yurt dışından geliyorum. Yurt dışından bu çok değil. Ya yalan değil, gerçekten.
Peki Noel Baba orada nasıl anılıyor? Bize biraz bir bilgi verir misiniz? Ya şöyle, küçükken oturduğumuz evde bir şömine vardı. Ve ben tabii ki gelmesini bekliyordum. Fakat şömine yanıyor muydu? Yoksa yok, yanmıyordu. Yoksa Noel Baba gelmezdi. Yanmadığı için bir baktınız geldi. Yani bekliyordum ama gelmedi. Var, böyle huyları var yani. Yoksa başka bir anı, her yıl bizim orada işte alışveriş merkezlerinde şey vardır. Noel Baba gelir, resim çektiririz falan. Yani her gün onu beklerdim mesela. Hatta bir keresinde sakalını çekmeye çalıştım ama çıktı. Ne dediniz? Sen değilsin mi dediniz orada? Yani. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz ne söyleyeceksiniz? Tam emin değilim ama rivayete göre de... Rivayete göre de Noel Baba'nın Konya doğumlu olduğu söyleniyor. Asıl ismi de Nail efendim. Evet, evet. Evet. Bu yabancılar değiştiriyor bu işi. Bence de. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakalım şimdi Noel Baba demek ki madem Türkiye'de doğmuş, kendi topraklarına gelirse neler yaşarmış? İzleyelim efendim. Buyurun. Ho ho! Ho ho ho! Konya'dayım. Oh! Oh memleketim! Oh ho ho! Bir de sobayı temizleseydiniz. Bu ne kurum ya böyle bu kadar? Oh! 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 Baba hırsız mı indi? Hırsız bir de çuvallı bir de kırmızı giymiş ya! Seni yakaladım hırsız! Hey! Korkunç mu? Allah! Yaşlı hırsızla... Lan saçından sakalından uçan lan! Sakalından uçan sen! Allah'ın cezası! Sağ mısın evlat? Kalk! İyiyim baba. Oh! 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 Wow! Beni yanlış anlat... Beni görebiliyor musunuz? Beni çok yanlış anladınız dostlar. Ben Noel Baba'yım sizlere. Hediye getirdim. Hırsız falan değilim. Al bakalım. Tablet bilgisayar. Ana! Harbiden Noel Baba mısın? Ha ha! Hediyemi verdim. Şimdi başka ülkelere gidip başka çocuklara da hediye dağıtacağım. O yüzden bırakın ben gideyim. Tamam. Hayır olmaz. Onları hepsi verin. Ver onları. Ne yapıyorsun oğlum? Lan terbiyesiz, görgüsüz. Ben bu eve kaç tane kül tableti aldım ya? Ay İsmail, ne bağırdın be? Uyutmadın bir türlü. Allah Allah! Kaç tane? Nerede tanem? Çekil. Anam! Ho! Anam eve Noelli Baba gelmiş ya İsmail! Noelli Baba mı? Evet! Sen Noelli misin? Evet! Biz de Konyalıyız! Evet! Hediye dağıttığına göre bunda para çoktur he! Bilmiyorum! Vallahi diyorum ki bunu senin anana mı yapsak? Vallahi izdivaç izdivaç gezip duruyor! Kısmet ayağına gelmiş, ne dersin he? Dur ben şu annemi alıp geleyim, sen onu oyala! Oho! Oh! 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 Sana ho ho! Vallahi ho! Ben artık gidebilir miyim? Yok, gel buraya. Yok, teşekkürler. Acelem ben var. Gel! Otur. Aman efendim. Tabii. Aga, sen utanmıyor musun lan insanların evine gece vakti girmeye? He? Allah'ım, sana geliyorum. Aferin, imana gel. Aferin. Aferin. Bu Noel içinde kaç lira var şimdi? Sen ayda kaç lira alıyorsun? Vallahi ben sezonluk işçiyim efendim. Senede bir gün çalışıyorum. Bak, normalde insanları gözüm tutmaz ama böyle akça pakça, yüzün böyle gayet nur inmiş bir insana benziyorsun. Seni kayınvalidemle derdest edeceğim. Sizi izdivaç edeceğim, edeceğim. Kafaya koydum, yapacağım. Efendim çok teşekkürler fakat bekarlık sultanlıktır derler, beni almayın. Vallahi benim kaynana var ya,
O sultanlığı yıkar, cumhuriyet kurar. Hükümet gibi kadın o. Gel anne, gel, gel, gel. Hem de meşhur, hem de talip. Nerede o? Gel. Kaynana benim, ben. Lan sebepsiz. Çekil oradan. Öpeyim teyzeciğim. Aa, çok güzel. Kıllı kıllı maşallah yanakların. Pek de al. Yayla çocuğu musun sen? Kutum çocuğuyum ben. Oh, oh, iyi bakayım. Oo, etli etli. Bıngıl bıngıl Konyalı etli. Maşallah, maşallah. Bıngıl bıngıl değilim ben efendim. Cıngıl cıngılı ben. Cıngıl cıngıl bensin ben. Saçmalamayı kes. Bana talip misin? Efendim, şöyle söyleyeyim ki ben ilişki düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Beraber takılırız ha? Oo. Efendim, yakından tanımak isterim sizi. İyi tamam, bir çay içsinler. Tabii canım, tabii, tabii. Yalnız benim bazı şartlarım var. Buyurun. Siz böyle bir hamburgerci gibi olmuşsunuz. Hiç beğenmedim. Renkli renkli giyinmeyin. Adamınızın yaşı gibi giyinin. Efendim, adamın yaşı olmaya çalışırım. Vallahi yani bu saatte bizim semtte böyle kırmızılı gezersen seni başka dedeler zannedebilirler yani. Ne yapacağız? Gel sana bir şeyler bulalım biz. Gel. Dedeye sahip çıkın. Ay anne, ne şanslısın be. Yahu bu yaşta meşhur gelin olacaksın. Değil mi olacağım? Kızım gerizekalı. Ben sen miyim aynı adamla 50 yıl? Ben kendime bakıyorum. Her sabah kalkıyorum, açıyorum teybi, dans ediyorum. Daye, aa, daye. Böyle danslar yapınca her şey zinde oluyorsun, anladın mı? Geçen gün yüzüme etli ekmek koydum. Şişlikleri alıyor et. Hadi kızım, ben de ufak su döküp geleyim. Hadi anne, hadi. Yok yok. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı mı? Yok yok, yok yok, geldi. Yok yok, kaçtı. Evet. Olmuş mu efendim? Maşallah, ben çok beğendim. Olur mu, olur. Efendim, çocuk var mı? Efendim, 18 tane elfim var. Oyuncak işinde çalıştırıyorum. Kızım, bu manyak çıktı. 18 tane kızı varmış, 18'inin de adını Elif koymuş. Manyak mı be? Ama olsun, bana yakışır değil mi? Tam senlik anne. Tam benlik. Tamam, tamam. Peki efendim, arabanız var mı? Efendim, 9 tane geyiğim var. Renk geyiğidir. Annemin annesi. Yılın başına 5 saniye... 5, 4, 3, 2, 1... Yılın başı geldi. Ha ha ha! Mutlu yıllar! Ha ha ha! Efendim, ailesinden ayrı ilk defa bir fix menülü bir mekanda eğlenecek olan gençlerimiz neler yaşıyormuş, izleyelim bakalım. Buyurun. Kadere bak müzikolün, sevgili misafirleri. Ben sanatçınız Mehtap. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bravo. Bravo. Efendim, yeni yıla hareketli bir parçayla girelim istedim. Parçamız tüm vicdansızlara gelsin. Geçen yıl aramadın, mesaj bile atmadın. Bu yıl bir smile.
Niye playback? Niye playback? O zaman söyleyeyim. Buyur. Tamam. Perşembe gününde çeşme başında gözüm. Bir ala göz hanıma düştü. Kaşın oynattı gözünde güldü gülende katası canıma düştü. Nerede nişanlıyam, özgemalıyam, kırıldı kolum kanadım, yanıma düştüm. Eğer sanırım... Esharem, şeker şerbet ve esharem, aziz misafir gelmiş, şeker şerbet ve esharem. Şeker şerbet Ashan'a. Şimdi 10 dakika bir ara veriyorum efendim. Saygılar. Bravo. Ya İbrahim. Allah'ını seversen hani 50'ler havaya mekana gelmiştik ya. Ulan ben burada ölüyorum. İçim kanı alıyor lan. Ya oğlum tamam abartmayın ya. Şey yaparız. Paramızı geri isteriz şef garsondan. Verirler mi ki? Verirler, hallederiz, ne olacak? Ne yapayım? Ya iyiyiz ya, çıkarız oğlum. Şefim, bakar mısın? Bakıyorum. Abi, bizim gitmemiz gerekiyor. Paramızı geri verir misin? Şey oldu, biz yeni yıla gelemiyormuşuz. Hah. Vizemizin süresi dolmuş, yasak. Şimdi bak gençler, oturun, adam gibi eğlenin. Ne veriliyorsa yiyin, için, tamam mı? Yoksa bak bir sene boyunca, önümüzdeki seneye kadar buradasınız. Şöyle bir şey yapalım o zaman biz. Açık büfe yazıyordu listede. Hah, biz ne yiyeceğiz? Onu bari yemeğimizi getirin. Açık büfe var. Hah. Bari. Bari yemek yiyelim. Bari yani yiyelim ya. Hadi bakalım. Bayağı açık büfe kanka bu. Bitecek artık bunlar. Ya. Ben bayağı kucak dolusu çekirdek oldum ya. Abi. Başka bir şey yok mu acaba? Sadece çekirdek mi? Bunlar suratta sivilce yapar. Bizim suratımızda sivilce çıkacak yer kalmadı abi. Bak gençler, adam olun, efendi efendi eğlenin. Şimdi dansçılar gelecek. Böyle oturun, efendi efendi eğlenin. Hadi yavrum, hadi güzelim. Hadi bakalım. Oğlum, dansöz varmış. Oh be. Yaşadık oğlum. En azından iyi bir haber ya. Oğlum ben çoruma 10 lira saklamıştım. Dansını sıkıştıracağım bunu. Dansını sıkıştık tık tık yapacağım tık. Beyler ve baylar, dans gösterimiz için hazır mıyız? Evet. Evet. Karşınızda gazinomuzun medar iftarları. İki gözü de sanatçı. İki tane elimde, iki tane yaşadık. Hadi 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 var, gece tamam. Başlıyor, gece başlıyor. Zavrular geliyor. Ben dayanamıyorum abi, gözümü kapatacağım abi. Ben de, dayanamıyorum ben. Sevdim ben ne oldu? Kader beni gıdıkladı. O gün bugündür her yanım. Düz duvara tırmanırım. Gitme dedim dinlemedi. Tüm şekerim bay bay dedi. O gün bugündür
sap her yanım. Düz duvara tırmanırım. Yandım süperine dostlar. Olmaz burayı da sakarlar. Millet peşinde balayına gidiyor. Bize yine kaldı düz duvar. Yandım süperine dostlar. Olmaz bu geride sabahlar. Millet peşinde balayına gidiyor. Bize yine kaldı düz duvar. Sevdim benler aldı, kader beni gıdıkladı. O gün bugün bir zaptar yanım, düz duvara tırmanırım. Gitme dedim dinlemedi, öptüm şekerim bay bay dedi. O gün bugün bir zaptar yanım, düz duvara tırmanırım. Yandım süredirine dostlar, olmaz ülkede sabahlar. Millet peşinde balayına gidiyor, bize yine kaldı düz duvar. Yandım sülerine dostlar, olmaz bir geride sabahlar. Millet eşiyle balayına gidiyor, bize yine kaldı düz duvar. Muhteşem gösteriyi nerede çalıştınız? Arazide, boş arazide. Tarlada, dağda, taşta, yaylada. Sizin var mı dansa yatkınlık? Benim modern dans daha çok. Hangi dans? Ama çok yetenekli, kendini kırdı burada. Hangi dans türü? Benim, halay. Modern dansta. Evet. Sizin orada nasıl çekiliyor? Klasik, folklorik. Sizde, sizin yöre. Nereliydin sen? İç Anadolu'lu. Neresi? Honolulu, Honolulu. İçinde. Merkezden. Merkezden. Peki buradan sizi seyreden hemşerilerinize... Sakın evde denemeyin. Çünkü geniş alan lazım, avize mavize kalmaz. Bizim hemşerilerimize söyleyeceğimiz bu. Gideceğimiz bu kardeş. Bunun şeyi nedir yani? Çalışırken ilk başta zorlandığın yerler, konular neler oluyor? Eteği giymek. Sonra en zorlandığın orada mı? Sonra zaten kendiliğinden geliyor. Bu kimin pomponu kaldı yerde?
Şevket. Bana Şevket fırlatan derler. Pompon fırlatan Şevket derler. Bu da benim sana... Hatıran olsun. Ayrılırken hediyem olsun. Allah ayırmasın efendim. Amin, amin. Buyurun mu? Kankam, İbrahim. Sen mi 10 lira takacaksın? Bir taksaydın ya. Abi siz nesiniz ya? Ne iş ya? Ne yapıyorsunuz siz? Böyle yılbaşı kutlaması mı olur abi? Lütfen gider misiniz abiciğim? Lütfen ya, lütfen. Bilal kardeş. Yine toplum bizi anlamadı kardeş. Yine toplum bizi dışlıyor kardeş. Ya bir kendine gel hemen, sakin ol ya. Üç tane ergen bizi dışlasa ne olur, dışlamasa ne olur Şevket abi? Gözünü seveyim ya. Ergenlik mi? Yok. Bitti ergenlik bizim için. Ben şu an ergenliği sizi gördüm, tamamladım. Lan sen ergenliği tamamlasan ne olur kardeş? Sen evrimini tamamlayamamışsın ki lan. Allah Allah. Biz gerekirse modern dans da yaparız ama bizim içimizde köçek tarzı var. Koçuuuuk! Ya tamam, yaptırma şunu ikide bir ya. Allah aşkına ya. Gençler, biz modern dans yapmasını bilmiyoruz mu sanıyorsunuz? Yapmıyoruz oğlum. Zaten o modern dans dediğinizde köçekten araktır. Tabii. O kankam style var bir tane, Koreli. Bir tane Koreli bir adam var. Böyle böyle. Buyur lan. Bak. Bak. Buradan oğlum, özü budur yani, koçektir. Ya git abi ya. Yeni yıla biz bu tiplerle mi gireceğiz ya? Lan sana yeni yıla girer gibi girerim lan. Kardeş sen yeni yıla bu tiple girmeye hayıflanmıyorsun da... Bizle gireceğin için mi hayıflanıyorsun lan? Biz buraya bir dost ricası üstüne geldik. Yoksa bizi bulurdun. Ya git abicim ya. Ya ben kestaneden, tombalından kaçtım. Geldim bunları yanına düştüm ya. Vallahi ben gidiyorum birader. Come on girl. Turkish man, authentic. Oh yeah, I love okay. Turkish guys. Ben Türk erkekleri çok seviyorum, ben sizi. Tam aradığımız gibi harika, otantik bir eğlence. Crazy. Lan bunlar gerçek mi be? Ya ben sana ne dedim Şevket abi? Bizim de kıymatımız anlaşılacak demedim mi? Şunlara bir bak ya. Kardeş. Pressure yani ya. Kardeş. Pressure, pressure tabii. Yes, yes. Şu an acayip hisli duygular yaşıyorum ya kardeş ben. Yes. Ulan adeta uluslararası açıldı kardeş. Wonderful spirit. Ya abi bu nedir ya? Kızlar geldi, ortam bozuldu. Ne güzel erkeğe eğleniyorduk burada. Makara kore yapıyorduk. Ya, dur, dur. Öldürdün mü? Tamam, tamam bırak. Çekirdeğe boğarım lan seni. Bırak, tamam bırak. Abi. Ya bizi affedebilecek misiniz? Çok mahcubuz lütfen. Ulan koçeyi yıllarca hor gördünüz. Ötelediniz, hırpaladınız, incittiniz lan bizi soğuk gecelerde. Ama eğer koçeyi bundan sonraki uşaklara yaymaya söz verirseniz sizi affeder. Söz mü lan? Söz! Söz mü lan? Söz! Bir daha söyle. Söz! Ulan biz de sizi affettik Şevket abi. O zaman sen yay bu ateşi, hadi yay ya. Repert after me! Ladies and gentlemen, Russia! Efendim bakalım yılbaşı kutlarken bir akrabamız sürpriz yaparsa neler yaşarmışız izleyelim. Buyurun. (Gülüyor)
Nasıl, nasıl müdürüm? Eğleniyoruz değil mi? Efendim, inanır mısınız? Sizleri mutlu edebilmek için tam 3 gündür, 3 gecedir çalışıyorum. Böyle bu şekilde. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Çok zahmet olmuş. Rica ederiz efendim. Burcu'yla bana çok zahmet olmuş. Çok önemli whip partisi diye çağırıyorsunuz. Abidik obidik, 2 tane muz, 2 bardak. Neydi belirsiz, idrar tahlili gibi bir şey var şişire. Bir tane bir şey apıştırmışız oraya yana. Evet. Her şey dandik, hiç eylemiyoruz. Sen o zammı, terfiyi, primi unut İsmail, unut İsmail. Ya rica ederim müdürüm, yani sanki sizi böyle zam alacağım diye böyle ev partisine çağırmışım gibi yapmıyor mu? Ya telefon. Justin Bieber arıyor. Aç bakalım zıpırı. Hello, I'm at a bay right now. Yeah. Hello. 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 Ay çekmiyor ya. Nasıl? Ay, bir hay bile diyemedim Justin Bieber'a. İbrahim burada çekmiyor. Şöyle bir bakıver. Ha? Efendim şöyle belki. İnanamıyorum, bu kadar telefon çekmiyor pes. Efendim işte bazen olabiliyor. Ne yapalım, çekmiyor, ne önerirsin canım? Ay balkona çıkalım, bir şey yapalım İbrahim. Hay hay, o zaman balkona gidelim, helikopterimi çağırayım, bizi bir yükseğe çıkarsın, belki orada çeker. Sonra döneriz. Evet efendim, şöyle siz. Hay Allah'ım, hay Allah'ım ya. Ay görüyor musun İsmail? Kadını koskoca Justin Bieber arıyormuş ya. Ben, ah. Kimi çağırdın? Ben kimseyi çağırmadım. Kim saatte... geldi ki? İsmail kim geldi ki? Ya bilmiyorum. Ho ho ho! Nail Baba geldi. Allah ya. Dayı, yenge, hoş geldiniz, hoş geldiniz de sizin ne işiniz var burada? Yani. Oğlum o nasıl laf? Dayısının antilopu. O nasıl laf ya? Ulan hiç akrabasız yılbaşı mı olur? Ya öyle ama bizim şimdi çok önemli bir toplantımız var. O yüzden şey yapsak, siz gidin şimdi, yarın gelin. Ha? Tamam. O zaman biz şimdi gidelim Mehta. Yarın gelelim, o zaman seneye görüşmüş oluruz. ya durduramıyorum. Hani seneye diyor yani. Şimdi biz gittik. Hani ertesi gün oldu, 2014 oldu ya. Seneye diyor yani, seneye görüşürüz diyorum ben size. Mehta hadi soyunup dökülelim ya. Hayır, oğlum, hayır, şey oldu hayır, ya. Hayır, hayır, hayır. Yok yok oğlum, bir şey yok. Görmediysen mi ya? Ya. Valla eviniz çok sıcak kızım, kaloriferi biraz kısın ya. Dayı, yenge, Allah rızası için ya ne olursunuz bakın. Çok kıymetli misafir, dayı, çok kıymetli misafirleriniz var içeride. Bizim için bu gece çok özel. O bakımdan Allah rızası için şunu ne olursun dayı ya. Şunu giy ne olurum, geri giy şunu ya ne olur mu? Ya. Evet, evet dayı, evet, evet, evet. Ya dayı lütfen giy şunu ya. Bak, bak hele Mehta, bak. Ya hocam ya. Yeter, ne oldu? Hocam ama... Ne? Menü ne yapıyor bir de? Ne yapıyor? Aşk olsun söyle, yeter, hiç öyle yeter. Demiyordun. Ne demiyordum ya? Kırmızı dedin, seni dedin. Hocam vallahi uyduruyor. Çekil, çekil oradan. Ya bir de çok güneş gibi ya. Bak. Ya dayı ne olur giyin şunu artık, ne olur giyin hadi. Bak, bak, bak Mehtap. Kıskandı dayısını. Hele gel azıcık. Yok dayı kıskanmadım ulan ya. Sen dayını kıskandın. Ya, gel azıcık seni sevmez. Sen dayını mı yeneceksin? Dayı. Hadi gel. Kız, ya. Kıskanmayın. Mehtap yengen onlardan size de aldı. Mehtap hadi sen de çocukları seni ver ha. Çıkaracağım, çıkaracağım şimdi. Bak yeter, dedi ki, dayım dedi ki... Ya dedi Mehtap dedi, kırmızı don uğur getiriyordu. Kırmızı içlik niye uğur getirmesin dedi yani. Ne olur bu olmasın ya. Olur, olur. Kızım bu daha çok şans getirir. Öbürü böyle kısa. Tabii, bu kısa. Allah rızası için. Ha, Resmen partime... Organik insan getirmişsiniz. Hayret. Ne? Merhaba. Merhaba. Sevilir mi bu? Ya bakayım. Ay çok tatlı. Ara bak karşı görüyor. Çok küçük hayvan gibi. Bunlar deli Mehtap. İbrahim. Ya İbrahim. O kırmızı maymunlar var ya onları bu. Biz bunları evde alıp besleyelim İbrahim. Olur. Bilal. Ben süsleri evde unuttum ya. Ya kızım ne yapıyorsun ya?
Ne getirdin? Ne? Dolma getirdim. Dolma mı? Heh. Azıcık da kalsın. Hadi metal çabuk. Bak, şey bak, bak. Yengesi ne yapmış da, ne yapmış da. Kokar kokara çağırıyor. Bak, uçak geliyor. Yahu resmen pastörize katıksız yerlerin arasında kaldım. Çok rahatsız oldum. Çok rahatsız efendim, oldum. Çok özür diliyoruz. Şey, efendim tabii. Şey olduğu için tabii. Sizler elit insanlar olduğunuz bakımından. Onlar tabii onu şey yapamadılar, kavrayamadılar. O yüzden kusura bakmayın ne olur. Allah evet. Allah. Valla çok merak ettim ya. Sizin neresi memleket o kadar elit olan? Efendim, anne tarafı Paris, baba tarafından Benediş'iz. Ne diyor? Ana tarafı komple polismiş. Baba tarafından biri dişsizmiş. Hanım, sizin memleket nere? Benim anne ile baba Anglo-Saksan. Ne diyor? Anglo-Saksan. Anası da babası da Ankara'da saksafoncuymuş. Hadi tombala zamanı, tombala time. Tombala. Ya tombala ne tombala? Allah'ını seversen tombala. Ya biz Texas Hold'em poker oynayacağız. Ne tombalası ya? Oğlum, dayısının keseli sıçanı. Şşş, sakin ol. Sakin ol Bilal. Ben buradayım. Ben buradayım Bilal, ben buradayım. Ben buradayım. Ulan ağzımın içindesin zaten, görüyorum ya. Beta bir rahat, fenalaştırmıyorsun insanı. Oğlum, siz hiç mi özlemeyeceksiniz sobanın üstünde pişen kestaneyi, he? Ondan sonra bir tane portakal kabuğunu alıp arkadaşın gözüne sıkacaksın. O böyle canı yanacaksa ha 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 diye güleceksin. Ulan birinci çinkoyu değil de ikinci çinkoyu hiç mi özlemeyeceksin? Oğlum daha biz neler yapacağız daha? Hindi yerine pişirilen tavuktan lades kemiğini çıkaracağız. Kıracağız, lades tutuşacağız. O ona bir şey verecek. O diyecek lades, öbür diyecek nerede lades? Ben aklımda dedim. Yok dedin demedin. Dedin demedi, ağzını burnunu kıracak. Alacak böyle kalorifer peteğine böyle tık 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 dolaştıracak onu. Bir sonra onu götüreceğiz hastaneye. Doktor diyecek bu ne olmuş ki? Kim yapmış? Biz diyeceğiz ben ne bileyim orada buldum getirdim bunu. Alacak polis bizi götürecek böyle gideceğiz. O içeride diyecek seni kime ben vurmadım diyecek. Mehtap. Sakin. Ben böyle bir şey ben bu hayatta daha fazla yaşamak istemiyorum. Yürü gidelim. Ne yapacağız? Taksim'e gidelim. Hayır. Ne Taksim'i? Taksim mi? Yılbaşı gecesi Taksim, intihar bu. Allah'ım çılgınlık bu. Ay Taksim ne demek İbrahim? Taksim sanırım taksitten türese gerek ama ben peşin yaşayan bir insanım. O yüzden anlamam. Akrabaların artık gitsin İsmail, gitsin İsmail. Yeter. Yeter. Ne kadar bu zammı istesem de nihayetinde bunlar benim akrabalarım. Evet. Taksim'de yılbaşı gecesi metrobüs tadında bir kalabalıkta onları heba edemem. Hayır. Ulan işte aradığım yılbaşı bu ya. İsmail, sen dayına kıyamadın mı? Kıyamadım. Gel lan azıcık buraya. Lan gel sen dayını mı yeneceksin? Dayını mı yeneceksin? Dayını mı yeneceksin? Sen de dayan. Vallahi neredeyse ağlayacağım ama çok param var, taş kalpliyim. Mehtap. O zaman hemen bir yılbaşı kalesini yapalım. Ver o portakal kabuğunu ver. Al canım. Al canım. Al ulan. Al. Ya ben dur lan. Al seni bana sık. Çok marjinal bir şey bu ya. Al seni bana sık. Ver şunu. Yahu yandım ya. Al lan çocuklar siz de birbirinize sıkın. Çok güzelmiş bu ya. Hayır. O zaman hazırsak. İkinci yılbaşı klasiğine geçiyorum. Neymiş? Mehta bu çantanda teybe bas hele. Ne oluyor? Bas bas. Evet, çok güzel. İsmail! Ya aradığım marjinallik bu. Seni terfi ettiriyorum. Zam yaptım, prim de verdim. Böyle oluyor mu İbrahim? Çok güzel oluyor. Thank you.
paylaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedesen.